Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir güzel bir çilekli, krekerli, çikolatalı süslemede de şöyle küçük bir salata kabuğu kullanarak sunum tabağı hazırlayacağız. Siz de isterseniz de rahat bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. Genelde sunumları yaparken arkadaşlar şöyle hemen şurada su damlası var onu sileyim. Yuvarlak olacak şekilde alt tabanı olan tabaklarla servis yapmayı daha güzel göründüğü için bunu kullanacağım. Hemen şöyle tabağımı kenara alayım. Şöyle fiyonk krakerler kullanacağım ama isterseniz de farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Damla çikolata kullanacağım. Orta kısım sunumu için yine aynı şekilde. Ve çileklerimizi kullanarak güzel bir meyve tabağı yapacağız. Hemen şöyle çileklerimden başlayacağım. Çilekleri arkadaşlar yuvarlak yuvarlak keserek farklı bir sunum yapacağız. Genellikle küçük çilekler yapmaya dikkat edin. Yuvarlak olması gerekli arkadaşlar. Şöyle alt tabanlarında yuvarlak yuvarlak dairesel şekilde keserek kullanacağımız daireler yapacağız. Yine aynı şekilde diğerlerini alayım hemen. Birkaç tanesini şöyle hızlı bir şekilde keseceğim. Yuvarlak daireli olacak şekilde. İstediğiniz her türlü şekilde kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize kalmış. Ben yuvarlak olarak dairesel biçimde kullanacağım. Şöyle hemen tabağımda biraz keseyim. Sonra süslemeye hemen geçelim. Birkaç tane daha kestim mi tamamdır. Tabağımı hazırlamış olacağım. Şunu da son kez aldıktan sonra tamamlanmış olacak. Hemen şöyle yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Şimdi hemen şöyle tahtamı kenara alayım. Ellerimi temizleyip devam edelim. Tabağımı kenara hemen bırakayım. İlk olarak tabağımın yan kenarlarında çileklerimin şekline dizayn yapıyorum. Şöyle yuvarlak olan çileklerimi kenara bırakıyorum. Üçlü olarak genelde ben yapıyorum dilimini arkadaşlar. Şöyle kenardan bırakıyoruz. Aynı şekilde tabağımızın etrafında birkaç bölgeye kısmı kabuğu kalmış. Aynı şekilde diğerini de olacak şekilde şöyle üçlü bir kenarda bırakıyorum ama çiçek deseni veya farklı desenlerde siz yapabilirsiniz. Büyük tabaklarda daha büyük servislerini rahat bir şekilde sunumunu yapıyorsunuz. Ben biraz küçük bir tabakta denemek istedim. Videoda çok uzanmasın diye. Şöyle son tabağımı kenarına da ekledikten sonra hemen bir ellerimi yıkayayım. Devam edelim. Şimdi tam çileklerimin orta kısmına damla çikolatamı bırakacağım. Şöyle orta kısmına birer adet olacak şekilde bırakıyorum. Sonra tabağın içerisine zaten damla çikolatalı ekleyeceğim. Bu sunum aşamasında güzel tane bir şekilde görünsün diye öyle bıraktık. Şimdi hemen salatamın kabuğundan da yanlarına yaprak bir modelini vereceğiz. Şöyle salata kabuğumun yan kenarlarını alıyorum. Salata kabuğunu arkadaşlar isterseniz de tüketebilirsiniz. İsterseniz de rahat bir şekilde yemeyebilirsiniz. Kendinize kalmış. Şöyle kesim tahtamın yan kenarında temiz olan kısmından keselim. Şöyle yapraklarını kestiğim kenarlarını hemen yanlarında açıyorum. Şöyle dal figürü beceri gibi arkadaşlar yanlarına şöyle kesiyoruz. Kestikten sonra tabağımın hemen yan kenarının bir kısmına bırakıyorum. Aynı şekilde diğerlerini de
Şöyle uç kısmı sivri olan kısımlarını tahtamın şöyle kenarından kesip yaprak figürünü veriyorum. Yakından göstereyim, şudur kesimimiz. Şöyle çileklerimin kenar kısmına gelecek şekilde, eğer kare şeklindeyse yap. Şöyle kabukları salatamın sivri bir şekilde alabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Üçgen bir figür verebiliyorsunuz siz de rahat bir şekilde. Kabuklarını alıp nane yaprağı da kullanabilirsiniz. Bende nane yaprağı evde olmadığı için o yüzden salatanın kabuğuyla yaptım. Şu kısımda hemen üçgen bir şekil vereyim. Üçgen kısımlı oldu mu arkadaşlar daha bir güzel görünüyor. O yüzden bu figürü genelde veriyoruz. Son bir çileğimi de yaptım mı tamamdır. Aynı şekilde şu kısmı üçgen şekilde kesiyorum. Hemen çileğimin son kısmına da ekliyorum. Daha sonra şöyle hemen orta kısma krekerlerimi ekliyorum. Krekerle birlikte ben çilek yemeyi sevdiğim için arkadaşlar o yüzden kreker kullanıyorum. Şöyle üst kısımlarını getireyim. Sonra yanına da damla çikolatalarımı ekliyorum. Şu kısma da kenarlarına biraz daha kreker ekleyelim. Hemen tabağımın orta kısmına da bırakıyorum. Ve böylece kendinize göre küçük bir hazır 5 dakikada sunumu da güzel olan bir tabak hazırlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer isterseniz dediğim gibi bu tabağı büyütebilirsiniz. Kendi isteğinize göre nane yaprakları falan da kullanabilirsiniz. Güzel de oluyor. Kırmızı ile birlikte yeşil renk arkadaşlar. Benden size tavsiye mutlaka bir deneyin derim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.